Merhaba Söz Sende, hoş geldiniz. Yeni bir program, yeni bir isim ve bugün Söz Sende'nin konuğu yeni bir fenomen. Aslında son dönemlerin en çok dinlenen isimlerinden biri. Özellikle 9-10 Kasım projesiyle gerçekten sosyal medyada bir patlama yarattı. Zaten büyük bir hayran kitlesi vardı. Kat be kat fazlalaştı. Son dönemlerin en genç, en temiz, en güzel sesi Nilipek bizlerle beraber olacak. Bugün Söz Sende'nin konuğu Nilipek. Baktığın yere ayrı, bastığın yere ayrı hayran. İki çizgi var, insan güldüğünü hatırlar. Ve bak nasıl durdu her şeyi yıkan rüzgar. Bir yer yatağında çocuğuz bir anda. Omzun evim benim. Duvara değer ışık, uyanmadık hala. Göğsüm evin senin. Bakışın var, insan şarkıları hatırlar. Yürürken adımları hayatın ritminden çıkar. Bir sözün yeter, bak nasıl düştü tüm gözler. Ve bak nasıl saklar kararsız elleri cepler. Bir yer yatağında çocuğuz bir anda, omzun evim benim. Duvara değer ışık, uyanmadık hala. Göğsüm evin senin. Bir yer yatağında çocuğuz bir anda. Omzun evim benim. Duvara değer ışık, uyanmadık hala. Göğsüm evin senin. Evet sevgili Söz Sende izleyicileri, bir peri sesi ağırlıyoruz. Sevgili Nilipek bizimle birlikte. Hoş geldin sevgili Nilipek. Hoş bulduk. Bunu da buraya oturtabilir miyim? Oturtalım, o da baş köşede kalsın. Nilipek muhtemelen biliyorsunuzdur, son dönemlerin en çok konuşulan, en fenomen ismi. Nasıl oluştu bu, anlatmak ister misin? 9-10 Kasım reklamlarından bahsediyorum. Bir anlatsana onu bize. Tabii Nilipek. Ki. Aslında şöyle, ben o şarkıyı çok öncesinde yorumlamıştım. Birazcık benim için de anlamı olan bir şarkı. Ve hani aslında hem birazcık yaramazlık, hem birazcık acaba böyle bir şey anlatabilir miyim bu şarkıyla? Bu şarkıyı daha hüzünlü bir yere, daha ağır bir yere çekebilir miyim diye hani uğraştım. Biraz deneydi benim için. Ama hakikaten çok farklı bir duygusal ağırlığı oldu. Ve sonrasında da işte bize bu teklif geldiğinde 10 Kasım anma filmi için biz çok heyecanlandık. Fikir çok hoşumuza gitti ve daha gururlanamazdık herhalde. Sonrasında da zaten 9-10 Kasım'da hakikaten doğru görüntüyle o ses birleşince çok fazla insana ulaştı sanırım. Muhteşemdi gerçekten. Sosyal medyada bu kadar çok paylaşılan ve bu kadar hakkında yorum yapılan çok fazla olay olmuyor. Gerçekten 9 ve 10 Kasım'da ama hala insanlar onun etkisi altında.
fenomen haline geldi gerçekten. Biraz bize mırıldanır mısın? Tabii. O şarkıyı. Bu arada ben de hatırlatayım izleyicilerimize. Her sene bildiğiniz gibi büyük Türkiye'nin en büyük gruplarından biri 10 Kasım anma etkinliği ve filmi gerçekleştiriyor. Her sene çok özel filmler oluyor bunlar. İçimize akan filmler oluyor. Bu sene sevgili İpek'in, Nil İpek'in sesi ve o güzel fotoğraflarla ölümsüz bir şey ortaya çıktı. Bir şey diyorum çünkü nereye oturtacağımı da bilemiyorum. Şimdi gözümüzü kapatalım ve İpek'in o muhteşem sesiyle o büyük önderi, ulu Atatürk'ümüzü şöyle bir kere daha anımsayalım. Gözleri aşka gülen taze süt dalısın. Gözleri aşka gülen taze süt dalısın. Gel bana her gece sen, gönlüme dolmalısın. Gel bana her gece sen, gönlüme dolmalısın. Tatlı gülüş pek yaraşır, gözleri ömre bedel. Ah ne güzel ne güzel seni sevmek, ah ne güzel ne güzel. Tatlı gülüş pek yaraşır, gözleri ömre bedel. Ah ne güzel ne güzel seni sevmek. Ah ne güzel, ne güzel. Gerçekten o ses ve o görüntüler daha çok uzun yıllar hatırlayacağımız, hafızamızda halen yerini koruyan bir kampanya, bir film ve o ölümsüz lideri anmak için bir vesile. Bu arada bir şey anlatmak istiyorum size. Sevgili Nil İpek benim kuzenim. Öz ve öz kuzenim. Yani teyzemin torunu. O yüzden ağzından az önce İpek. Evet. Çünkü biz aile olarak kendisine İpek diyoruz. Halbuki bütün arkadaşların sana Nil diyorlar. Nil İpek diyen oluyor, Nil diyen oluyor. İpek daha az kullanılıyor hakikaten. İpek daha az kullanılıyor. Çok aile içi yani. Aynen. İpek diyen bir tek aile. Bir de biz çok birbirine yakın bir aileyiz. Her şeyimizden haberdarızdır birbirimizin. İpek her zaman çok özel sesi olan gülümüzdü. Canımız ciğerimizdi elbette ki. Fakat İpek'in bir eğitim hayatı var ki sormayın bize neler yaptığını bugüne kadar anlatır mısın İpek bu müzik kariyerine kadar? Bir yere bağlayacağım onun için soruyorum. Tamam. Aslında üniversiteyi Boğaziçi Üniversitesi'nde okudum. Onun öncesinde Bornova Anadolu Lisesi var. Bornova Anadolu var. Saint Joseph var. Saint Joseph'in işte ilk öğretiminde Pir Reis'te okudum. Sonrasında Bornova Anadolu Lisesi'ne devam ettim. Boğaziçi Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık'tan mezun oldum. Bir sene psikolojik danışmanlık yaptım. Sonra gelişim psikolojisi yüksek lisansı yapmak için Maastricht Üniversitesi'ne gittim Hollanda'ya. Hollanda'ya gittin. Aynen. Yüksek lisansımı tamamladıktan sonra çocuk medyası üzerine çalışmak gibi bir hayalim vardı. Ve buraya doktora yapmaya geldim. Bahçeşehir Üniversitesi'nde doktoraya başladım. Fakat tabii 4 senenin sonunda artık şey demeye başladım. Ya bir dakika bu doktorayı benden daha çok isteyen ve daha iyi yapabilecek birileri var ve ben şu an onun galiba yerini kaplıyorum gibi bir içgüdü geldi. Yani ben buradayım ama sanki hakkını veremiyor muyum falan gibi. Ondan sonra tamamen müziğe dümeni kırdım. Peki aile ne dedi? Yani Zeynep ablam ve Erol abim ne dediler bu konuda? Yani şöyle aslında... Onlar başta birazcık daha şüpheli yaklaşıyorlardı. Ben doktoraya başladığımda onlar için doktora birincil olan hikayeydi. Fakat lakin işler büyümeye başladıkça yani benim aslında inatla müzik yapmaya başladığım işte bir albüm yayınladım. Sonra bir albüm daha yayınladım. O oldu bu oldu falan derken onlar da birazcık kabullendiler. Ve hani bir dakika biz daha fazla bunun önünde duramayız. Hı hı. Demeye başladılar. Hatta tam tersi bu sefer oradan desteklemeye başladılar. Haliyle şu anda gayet olumlu gidiyor kendileriyle. Çünkü Nil İpek'in annesi de bir eğitimci ve hayatını eğitime vakfetmiş bir insan. Eğitim çok 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 önemli. İpek eğitimini en üst düzeyde tamamladıktan sonra dedi ki yok bu benim yolum değil. Ben müzik yapmak istiyorum. Peki
böyle bir fenomen haline geleceğini ve sesinin pek çok reklamda, jingle'da, dizide, filmde kullanılacağını biliyor muydun, hissediyor muydun, tahmin ediyor muydun? Açıkçası tahmin etmiyordum. Pek o beklentiyle de hareket etmedim. Yani hani şey gibiydi daha çok. Bir müzik var, o müziği hani içimden çıkarmak ve hani en iyi şekilde içimden çıkarmak gibi. Yani tabii ki hani bir insanlara ulaşmasını, dinlenmesini hayal ediyordum diyeyim. Ya da işte kafamda bazı şeyleri canlandırabiliyordum. Hani şu müzik şöyle bir görselle aslında güzel olur gibi. Hı hı. Ama tabii ki hani şu ana kadar bağımsız ilerlediğimiz için hani birazcık da şans oldu bazı şeylerin görülmesi de görülmemesi de. Hı hı. Nitekim şanslı olduğumu düşünüyorum yani şu noktada. İyi projelerle çalıştığımı düşünüyorum. Hani iyi projelere fon müziği yarattığımı düşünüyorum. Orada da epey seçici davranıyoruz aslında. Ama hayır yani bir 3 sene önce bana sorsaydın hiçbir şekilde şey demezdim yani. Aa tabii ki falan demezdim yani. Ama elbette ki şimdi gelinen noktada gerçekten hayranların çok fazla ve çok seviliyorsun. Aslında farklı bir müzik yapıyorsun. Hı-hı. Yani şu anda distorsiyonun üst düzeyde olduğu, elektronik müziğin üst düzeyde olduğu bir dönemde Hı-hı. sen daha daha ses sakin bir ağırlıklı, yerden. Sakin, böyle peri sesi gibi sesler çıkarıyorsun. Bu avantaj mı, dezavantaj mı? Yani avantajları var, dezavantajları var. İlk başlarda ses sistemleriyle sıkıntılar yaşayabiliyorduk benim vokalimden dolayı. Çünkü hani duyulması zor aslında. Yani benim mesela mikrofonsuz bir ses duyurmam çok zor. Öyle bir derdin de yok ama öyle bir zaten, derdim de yok mi? Ama zaten. Birazcık aslında hani avantajı dezavantajı değil de bu hikayeler böyle anlatılıyor gibi bir yerden yaklaşıyorum. Aslında benim albümde de çok distortion'lı şarkılar var ama ben yine sakin söylüyorum. Yani evet. Arkada böyle gitarlar çıldırıyor, synth'ler başka bir yere uçuyor falan filan. Ben döktürüyorsun önde. Falan diye anlatıyorum yani. O yüzden hani birazcık da şey gibi oluyor. Şarkının gerektirdiği, hikayenin gerektirdiği ve bizi götürdüğü yere gidiyoruz. Çok içgüdüsel bir yolculuk oluyor aslında o şarkının tasarlanması, benim söyleme şeklim, düzenlenmesi vesaire. Bir parça daha dinlesek mi acaba? Olur. Hadi. Bu arada İpek'in çaldığı enstrümana dikkat etmenizi rica edeceğim. Çünkü şarkıdan sonra onu sormak istiyorum. Ukulele ile sevgili İpek, Nil İpek. İcra-i sanat eylemekte efendim. Gitar değil, mandolin değil ama ukulele. Biraz ondan da bahsedeceğiz. Neden ukuleleyi seçtiğini soracağım kendisine. Sen de bir yandan hazırlanırsın cevabına. Tamam. Hangi parçayı dinleyeceğiz? Bu bir Ayuka yorumu. Havada bir hinlik var. Yine tanıdık gelecek bir şarkıdır diye düşünüyorum. Bir şeyler yolunda değil besbelli. Bir gudubetlik var işte besbelli. Senden değil, benden değil, kimden belli değil. Havada bir hinlik var, bir yerde bir eksik var. Tarifi zor bir şey var. Havada bir hinlik var. Nedendir bilinmez bir sıkıntı var. Yağan yağmurdan esen yelden mi? Şundan değil, bundan değil. Neden belli değil. Havada bir hinlik var. Bir yerde tarifi zor bir şey var. Havada bir inlik var. Derin bir nefes alsam geçecek. Belki de sonsuza kadar sürecek. Nereden gelir? Nereden gelir?
havada bir hinlik var. Hinlik var, aynen. Genelde kendi şarkılarını çalıp söylüyorsun evet. aslında. Çok evet. fazla cover ya da başka söz yazarlarının, bestekarların şarkılarını nadiren, söylemiyorsun. Çok nadir, evet. Yani yine popüler olan onlar oluyor ama yani nadiren yaptığım bir şey. Albümdeki şarkıların çoğu bana ait oluyor. Hı-hı. İkinci albümde işte bu vardı, bir Ayuka cover'ı. Bir de Ceylan Ertem'den hediye gelen bir şarkı vardı. Hı-hı. Onun dışında bütün şarkılar bana aitti. Nasıl şarkılarını kompoze ediyorsun? Sözlerini yazıyorum aslında önce. Yani o söz yazım süreci epey sürüyor. Hatta bazen bazı şarkılarda yazdığım üç farklı sözü birbirine birleştirebiliyorum falan ama hep yanında taşıdığım bir defter var. O deftere dolduruyorum her şeyi. İşte vapurda yazıyorum, yolda yazıyorum, evde yazıyorum, orada yazıyorum, burada yazıyorum. Bazıları gerçekten kötü edebiyat, o bazıları iyi edebiyat diyelim. Şarkı olabilir şeyler. Yani oradan hikaye yani birleştiriyorum gibi. Ondan sonra işte bir enstrümanla oynarken, işte bir ukuleleyle olabilir, gitarla olabilir, klavyeyle olabilir. Bir müzik aletiyle oynarken yavaş yavaş o bir şarkıya dönüşmeye başlıyor. Genel şey bu şekilde, kompozisyon bu şekilde. Peki ukulele demiştim. Evet. Neden mesela gitar çaldığını biliyorum, piyano Hı-hı. çaldığını biliyorum. Evet tabii ki virtüöz değilsin. Yok, ama değilim, gayet ama güzel derdimi müziğini, anlatacak kadar. Derdini anlatacak kadar çalıyorsun. Ama neden ukulele? Neden ukulele? Çok dürüst anlatayım mı Çok hikayeyi? Çok dürüst anlat. Şimdi bu ukulele zaten hikayemiz. Hollanda'da okurken çok parasız bir dönemim vardı. Parasız dediğim hani sınırlı öğrenci. Bir param var. Öğrenci hayatı yaşıyorum ve bir enstrüman almak gibi bir lüksüm yok. Yani Hı-hı. kalkıp gitar alamam ya da bir ne bileyim bir klavye falan alamam. Hani şey diyeyim yani çok kısıtlı bir parayla öğrenci. Yaşıyorum orada. Klasik öğrenci. Evet. Ve bir markete girdim. Bir yandan da böyle içten içe yanıyorum ya bir şey yapmam lazım, bir şey çalmam lazım falan. Bu hastalık gibi bir şey aslında. Ve bir markete girdim ve bu arkadaşımızı buldum. Bu o mu? Bu o. Hmm. 20 euroya. Ve böyle hani o anda gerçekten aa bir dakika benim bunu almam lazım falan deyip aldım. Boş vaktim de vardı o dönem. Yani çünkü yüksek lisans tezim için bir bilgisayar oyununun tasarlanması ve gerçekleştirilmesi gerekiyordu. Ve ben o gerçekleşene kadar araştırma meselesine giremiyordum. Yani benim yapacağım işi böyle bekliyorum. 2 ay böyle bekledim oyunun olmasını. Haliyle bu arkadaşla çok vaktim oldu. Bir 2 ay güzel güzel haşır neşir oldum yani. Oldum. Ve öyle başladı aslında. Hani hiç kafamda şey gibi bir şey yoktu. Ben bundan sonra ukulele çalacağım falan gibi bir kararla olmadı da hani o anda gerçekten o denk geldi. Onu buldum, aldım. Hakikaten çok bağ kurdum. Peki notaları falan nasıl çıkarttın? Çünkü 4 tel var. Evet. Hangi... Akor basıyorum yine aslında. Akor basıyorsun. Yani gitardan do çok bas farklı bakayım değil. Mesela. Ben do basayım, ver. Sen tabii gitar gibi düşüneceksin. Aynen şimdi. Öyle. Sadece... Şimdi gitarda do bu. Evet ama o re değil. Basayım. Ya. Re basınca sol oluyor. Şeyi de işaret parmağını da bir tel üstte al. İşaret parmağını. İşaret parmağını. Baş parmağını bırak. Heh. Yok bu sol değil. Olmadı. Olmadı. Ama sen şey, şu anda ama şöyle bir durum gitarda... var. Çok küçük olduğu için enstrüman. Ben de çok zorlanıyorum. Evet. Hatta benim normalde sahnede kullandığım ukulele birazcık daha büyüktür. Ha. Sapı daha uzun. Bunun çok küçük olduğu için şeyi, soprano ukulelenin, sen mesela 2 perdeyi tek perde gibi algılıyorsun, onu ha. fark ettim. Yani gitar gibi düşündüğün zaman ha. parmakların çok büyük kalıyor ve hiçbir zaman yayılıyor. Onu şey yapamıyorsun. Ne bu teller hangileri? Mesela gitarda alt ve üst tel midir? Bu yok ne? Bu değil. Bu dur bakayım, sol, do, mi, la galiba öyle bir şey. Sol, do, mi, la. Ya da sol, do, la, mi, tam emin değilim. Çok tatlı, sempatik bir enstrüman bu. Çok Kingston Trio da ukulele çalar bir tanesi biliyorsun ama yani müthiş bir sesi var ve senin müziğine çok yakışıyor. Ama niye gitar değil? Yani sonra gitara geçebilirdin mesela haşır neşir olduktan sonra. Ama o bağı kurduktan sonra yani hani şey gibi bir şey. Mesela şu anda iyi bir gitarım var ve o bağı kurdum aslında ama benim öyle bir bağ kurduğum bir enstrüman çok olmamıştı. Hani bu çok
Hakikaten çok yakın, çok kişisel bir şeye dönüşüyor bir yerden sonra. Bir de ukuleleyle sahneye çıkan ben Türkiye'de çok bilmiyorum. Yani var, az sayıda, ara ara tek şarkılık falan. Mesela Selin Sümbültepe çıkıyor bazen. Yine birkaç caz şarkıcısı bunu kullanıyor. Ama zaten sahnede enstrüman çalan solist de az, çok olduğu, az olduğu için. İçin, hele ki bir de ukuleleyi yani seçmesi. Evet. Bir de yani bu aslında müziği çok tatlış bir yere götüren bir enstrüman ya. Hani insanlar birazcık ondan da korkuyor olabilirler yani. Ha. Bir dakika, ben tatlış bir müzik yapmıyorum. Niye ukulele çalayım ki falan gibi. Bir dakika, ben son derece ağır son bir derece ablayım. Son derece ağır ve sert bir müzik yapıyorum. Ne işim var ukuleleyle diye. Yok ama şey, hani mesela biz bazen amfiliyoruz, bazen efektliyoruz ukuleleyi. Yani daha sert yerlerde de kullanıyoruz. Ukuleleyi de bir sakin bırakın. Yani yazık ukuleleye, bu olmasın. Ukulele de ukulele gibi kalsın. Bak işte görüyorsunuz, deneysel müzisyenler böyle. Nereden ne çıkarırım acaba diyorlar. Şimdi ikinci albümünü çıkardın. Evet. Yeni bir single, bir yeni albüm projesi. Şöyle aslında ikinci albüm çıkalı tam bir sene oldu. Evet. Hakikaten bu bir senede çok şey değişti diyebilirim. Yeni şeyi çıkardık. Bursa Sanat Mahal'de bir akustik konser vermiştik. Onun kayıtlarını çıkardık bir albüm formatında. Yine dijitalde yayınlandı. İşte iki tane de single oldu yazın. Herhalde artık üçüncü albüme tam gaz giriş moduna geldik. Yani dövmesini yaptıracak mısın? Üçüncü albümde yapacağım. İkinci göstereyim mi diğerini? Göster. Bu birinci albümün. Şu birinci albüm. O birinci albüm. Bu ikinci bu albüm. Bu ikinci albüm. Üçüncü albümü nereye yapacaksın? İşte şuraya falan herhalde. Bir de, yani şu o kadar acımıştı ki buranın o kadar acıyacağını düşünmüyorum. Bir de sen çok enteresan bir şeyler çiziyorsun. Minik 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 minik. Bazen yapıyorum. Ne o öyle? Anlatsana. Yani genelde aslında kendi konser görsellerimi yapıyorum. Her ay işte konser takvimimi yapıyorum. Ama bir şeyleri böyle desenlemek çok hoşuma gidiyor ve birazcık da çılgınlık işi rahatlatıyor da. Minik 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 minik. Kör oluyorum her seferinde. Milimetre kare boyuyor ama böyle, yani pirincin üzerine Galata köprüsü çizmek hayalinde olun. İpek'in işlerini bilmeyenler. Yani gerçekten şey gibi oluyor işte. Zor. Hani aslında hani daha büyük bir şey çiziyorum ama o büyük şeyi çok küçük desenlerle süslemeyi seviyorum gibi ve desen yaratmayı seviyorum. Şu ara çok ilgilenemiyorum aslında ama birkaç tane öyle tasarımım var. Hatta bir arkadaşıma dövmesini de yaptım, böyle bir öyle minik minik desenli bir şey yaparken kör oldum. Dövme de yapıyor bu arada. Evet. Yani sanatla haşır neşirsin. Evet, yani ne istersem ne istiyorsun, onu yapıyorum onu gibi bir şey. Gayet güzel. Daha ne ister ki bir insan? Sevdiğin işi yapıyorsun. Öyle, Confucius evet, ne demiş? Eğer sevdiğiniz işi yaparsanız hayatınız ömrünüz boyunca çalışmaz. Bir kere bile çalışmamış sayılırsınız. Eğer sevdiğiniz işi yapamıyorsanız yaptığınız işi sevmeye çalışın. Yine Confucius felsefesiyle birleşmiş olursunuz. Böylelikle de programımızın sonuna gelmiş olduk. Sevgili Nil İpek bizlerle beraberdi. Son dönemin en fenomen sanatçısı ve gurur duyarak söylüyorum ki aynı zamanda da kuzenim. Ama bir parça daha dinlemek isteriz senden. Olur tabii. Bu arada ben de veda edeyim. Değerli Söz Sende dostları, bugün bizimle birlikteydiniz. Yarın yine sizi bekleriz programımıza. Tekrar sizlerle görüşünceye kadar İpek'in o güzel sesiyle sizi baş başa bırakıyoruz. Hoşçakalın. Kalbim saksıda bir çiçek, yapraklarını tek tek kırdın, sırardıkça koparıp atıyorum ki nefesimden çalmasın. Benden kırdın yaprağı, başkasına bedenine eksen. Başkasına bedenine eksen tutar mı? Kalbim saksıda
hasret çiçeklenmiyor böyle olunca. Yeşilinde hala umut var ama benden kırdığın yaprağı başkasının bedenine eksen. Benden kırdığın yaprağı başkasının